Merhabalar Anköftesi Yatırı ve Kasanın 45. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde ne yapacağız diye soracak olursanız, bu bölüm kısa bir bölüm olacak ve önemli pek bir şey yapmayacağız. Çünkü dün 1 saatlik devasa bir bölüm yaptım ve her şeyi tam açıklamadığıma kanaat getirdim. Evet, şimdi ilk olarak yapacağımız şey... Slation Tower. Sadece craft ediyorum şu an. O yüzden çok büyük bir şey yok. Aa, enerji follow circuit yapmayı öğretmemişim sisteme. Energy follows. Energy follow circuit ne istiyordu? Laptrunk. Ah, yapımla uğraşamam şimdi. Bölüm arası otomatikleştiririm artık. Neyse. Gel gelelim. Yaptığım şeylere. İlk olarak şu kapatma mekanizmasına girelim. Bu arkadaş dolduğunda redstone sinyali geliyor ve burada iki yandan herhangi birinden redstone sinyali aldığı takdirde buna redstone sinyali vermiyor. Bu reaktörü çalışmak için redstone sinyaline ihtiyaç duyar ve şunların bitmesini bekliyorum özel bir şey için. Peki ikinci MFSU'nun amacı ne diye soracak olursanız dikkatinizi çekerim. Bu arkadaş 750 küsür EU üretiyor. Bu arkadaş maksimum 512 verebiliyor. Yani her daim 1 EU bile boşaldığında 512 EU boşaldığında bu çalışacak. Ama bir fazlalık ortaya çıkacak. O fazlalık da burada depolanıyor. Gördüğünüz gibi. Ya bu bir çeşit buffer gibi bir şey. Enerjinin kaybolmasını önlüyor. Diğer türlü enerji kaybolacak komple. Şu arkadaş ise reaktörümüzde bir aksilik olur da 8000 dereceye gelirse 8000 dereceyi tercih ettim. Reaktörümüzü kapatıyor. Aynı yerden bir adet de elle kapatma seçeneği koydum. Bu şekilde reaktörümüz çalışıyor. Aa evet, MOX reaktörlerin özelliğinden bahsedelim. Ne kadar sıcaksa o kadar fazla EU üretir. Ben 7000 derecenin çok bir tık altında kullanıyorum. Çünkü 7000 dereceye geldiği takdirde sıcaklıktan ötürü bize zarar vermeye başlıyor. Kullandığım reaktör tasarımı yanlış hatırlamıyorsam tam ısıda, ki bu patlamanın eşiği demektir, 1400 ya da 1200 EU üretiyordu. Pardon, 1000 EU, 1200 EU üretiyordu, pardon. Evet, 1200 EU üretiyordu. Yani böyle bir arkadaş kullanıyoruz. Bunun yanı sıra başka ne yaptım? Rubileri işledim ve oradan bayağı bir chrome elde ettik. Ore'larını. Bunun yanı sıra şurada da biraz ruby dust işliyorum. Tamamdır. Ah. Ve oradan chrome elde edeceğim. Çünkü chrome lazım. Çünkü distillation tower yapmak istiyorum. Ayrıca biraz da şu redstone'larımız işleniyor. Bunlar bayağı burada. Bir overclock koydum buna bu arada. Ve bu bayağı bir dolu. Bunları daha sonradan otomatikleştireceğim. Ve şimdi bana bir adet daha centrifuge lazım. Centrifuge yap. Yapıl bakalım. Şimdi centrifuge tekrar deneyelim. İlla seni kırmamız gerekiyor. Böyle bir problemim var. İyinin bazen. Bir ara yerini değiştireceğim. Belki o zaman aklı başına gelir. Tamam. Geldi. Hııı.
Bunun yanı sıra yakında biraz enerji hattımızı değiştireceğiz. Şurayı tekrar bir adam kılacağım. Eski IC2'ye göre düzenlemiştim burayı fakat yeni IC2 biraz değişikmiş. Bunun yanı sıra şu moda getirdim. Gördüğünüz gibi bu da farklı, bu da farklı. Ascent Machine ve Alloy Furnace, Alloy Smelter'ları. Sebebini soracak olursanız, bir tanesi için malzeme bitmeden ikincisini sokmuyor. Yani bir tanesinin işi bitmeden ikincisini sokmuyorlar. Bunlar malzeme bekliyor. Ve şuraya biraz daha bir şey ekledim. Evet. Gördüğünüz gibi. Şimdi centrifüjümüz hazır. Sen de gel şöyle. Ardından seni ve seni buraya koyduktan sonra siz ikiniz de buraya. Şimdi bana bir overclocker upgrade bir. Tamam, yapa dursun bu da. Ve seni aslında Orko'ya ihtiyacım yok. Conveyor modül. Bir tane ver. Teşekkürler. Neydin sen? Ork. Evet, Orko'yu boş ver. Ardından diğeri neydi? Chest. İki tane chest. Ve bir adet de Happer. Bir tanesini Iron Chest yapacağız. Teşekkürler. Chest'i buraya koyalım. Ya da aklıma daha iyi bir fikir geldi. Conveyor modülü neticede her yöne doğru atabilir. O zaman neden şöyle yapmayalım? Tabii önce conveyor modülü koymamız daha mantıklı olabilir. Tamamdır. Yapacağımız şey şimdi çok basit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sel. Bu şekilde buraya redstone atıyoruz. Bayağı acımadan redstone işliyoruz. Şu anki olayımız bu. Evet. Redstone'larımız işlene dursun. Bayağı yavaş işleniyorlar. Şimdi götüm yemedi. Alüminyumumuz ne kadar var? Seni. On krom.
Peki bundan ne elde edeceğiz diye soracak olursanız. Dust, Pyrite, Silikon ve Merkür. Pyrite, Sülfür. Bunu düşündüm de. Evet. Gel. Neticede artık enerjiden yana herhangi bir sıkıntımız yok. Rahatça her şeyi yapabiliriz artık. Bakalım Chrome'umuz ne kadar? Bir tane daha Chrome Dust var. Titanyum. Chrome. Chrome ne için lazım diye soracak olursanız Distillation Tower. Distillation Tower bu. Bu yani. Daha bir açıklaması yok. Nedir diye soracak olursanız rafinerinin 1000 kat daha verimlisi. Yani ve benim bu seviyede ufak bir challenge'ım var bu arada. Hiç rafineri yapmamak. Evet böyle ufak bir challenge'ım var. Hani bunu öğrenmiş oldunuz. Hiç rafineri yapmadan paşalar gibi devam etmek. Overclock yapalım. Gel bağalım. Ha. Glass fiber cable yok. Glass fiber cable demişim ya. Quartz fiber. Tamamdır, yapılıyor. O esnada biz kasada henüz sizin elinize ulaşmayan benim hala test etmekte olduğum bir yeniliğe değinelim. Değineyim. Yeni bir mod eklendi ve bir mod çıkarıldı. Yeni eklenen mod Traincraft. Çıkarılan mod Enhanced Portals. Aa, evet şimdi Enhanced Portals yerine ne kullanacağız? Evet. Evet. Q-Craft. Şimdi burada ufak bir sıkıntım var. Telefonum nerede? Evet. Şimdi Q-Craft'ın ikisinden bir şeye bakmam lazım. Q-Craft. Q-Craft nedir diye soracak olursanız bu arada bana bu lazım. Video settings. Tamam, bunu istiyorum ben. Şimdi Qcraft wikisi bize bir 2 adet kuantum komputer lazım. Bunun yanı sıra ICE'la gerekecek. Bakalım.
QCraft. Portalın nasıl yapıldığını bulmaya çalışıyorum. Quantum Port. Yani videoyu da bölmek istemiyorum. Ha. Teleportation. Tamam. Evet. Öncelikle bize gold'umuz azalmış. Neyse, şuradan Merkür'ü elde ettiğimize göre evet elde etmişiz. Evet. Gold kablolarımızı da alalım. Merkürlerle goldları ilginç bir biçimde işleyeceğim. Hadi gel bakalım. Gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım. Alta sen, üste sen. Ve biraz da enerji. Bu şekilde 3 tane gold elde ediyoruz gold başı. Or başına. Evet, bunu bu yüzden istiyordum ve yakında tekrar bir vanilla quarry daha kuracağım. Mecburen. Bakalım. Evet. Quantum portallar tamdır. Obsidian full. Essence of Observation. Tamamdır. Essence of Observation. Tamam, set doğru yapmışım. Yedi, sekiz. Obsidian. Yönlere bir bakmam lazım. QCraft'ın yönleri biraz karıştırıcı. Şimdi şu an sağ baktığım yön. Yani tamdır. Gold altı. İlk portalı rahatça yapabiliyorum. Ya da yapamıyorum. Obsidian. Evet. Şimdi şunları bir yerleştireyim de sonrasına bakarız. 1, 2, 3, 4. Nereye yerleştireceğiz ama? Evet, bu önemli bir soru. Nereye sıçacaklar? Şimdi buraya yerleştirelim. Gördüğünüz gibi bu yönden baktığımızda QCraft'ın özelliği. Evet, bu yönden baktığımızda gold. Bana bolca da glass lazım. Teşekkürler. Ve birazdan ice gerekecek. Ice elde etmenin bu pakette ilginç bir yolu var, onu göstereceğim hemen. Hadi gel buzumuza geri dönelim.
Buzlar. Ah. Doğru. Chisel'ın olayını kapattıktan sonra artık olmuyor. Direkt sil taçla. Eski yöntem. Chisel'ın bir olayı vardı ancak onun için Chisel'ın ice'ı lazım. Onu kapattığımız için Axel'deki Q-Craft çalışmıyor. Bu sefer de Mind Factor Reload gözüküyor ama o kadar önemli değil. Bunu da çalışıyor gayet güzel. Evet. Gelelim. Ve şu an frame incomplete. Çünkü frame incomplete. İnelim. Buradan çıkalım. Koşalım gidelim dört nala. Hey koşalım gidelim dört nala. Hey diyelim. Tamamdır. Üç tane daha Merkürümüz hazır. Bunu atarsak direkt Gold Nugget olarak pişecekler. Aslında şu an işime geliyor. Çünkü Gold eksik ve Gold'larımı daha fazla yaşlıyor bu. Evet. Ve umarım bir sonraki yerim gold yönünden zengin bir yer olur. Çünkü biliyorsunuz ki farkındasınız ki gold sıkıntısı çekiyoruz. Lanet. Hadi gel. 3. Sen ne durumdasın? Siz de gelin. 9. Her biri bana her bir işlemin sonucunda bana 9 tane gold crushed daha purified gold ore geliyor. Onlar da bana tane başı 10'ar tane gold nugget veriyor. Evet. Ve onları da buraya koyuyoruz. Tamamdır. 20. İki tane daha gold'um var artık elimde. Yay. Neleri sevmiyoruz. Goldlarımız hazır olsun. 1. İki. Evet. Ve voila. Evet artık. Aa doğru. Glass'ları koymadık. Alta. Ve şunu tekrardan koyarsak eğer sen home. Bunun dışında server dışında da çalıştırabiliyorsunuz. Evet. Energize dediğimiz takdirde açılır. Fakat şu an herhangi bir bağlı olduğu yer yok. O yüzden herhangi bir işlevi yok. Bunu nerede kullanacağız diye soracak olursanız boyutlar arası. Yani boyutlar arasından kasıt uzaya falan filan giderken ya da Nether'a gitmek için ya da şu için ya da bu için bunu kullanacağız. Evet sanırım bu bölümü burada bitirebilirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Boş bir bölüm oldu ama köftesi köfteni günler, iyi eğlenceler.